Şimdi Goberler, geldik 16. köşe taşımıza. Burada değişken değiştirme yapacağız arkadaşlar birlikte. Şimdi integrale bakıyorsunuz, küpünün integrali var. Mesela ikinci soruda 5. derecemiz var. İşte 3. soruda da yine 5. derece gibi böyle büyük kuvvetler var arkadaşlar işin içerisinde. O zaman diyor ki değişken değiştirme yap, daha basit bir hale getir. Yani ne demek istiyorsun hocam? Şuradaki x eksi 2 denilen ifadeyi, x eksi 2 denilen şeyi u diyerek değişkenini değiştirdim arkadaşlar. Şimdi u dediğim zaman bak u küp oldu. Daha kolay bir integral, daha güzel, hoş gözüken bir integral oldu. Tabii şimdi x eksi 2'ye u dedik de dx'e ne diyeceğiz? Bunu bulalım. Hemen her iki tarafın türevini alıyorum dostlarım. Buranın türevi 1 yapar. 1 çarpı dx'tir buranın türevi. Buranın türevi de du yapar arkadaşlarım. U'nun türevi du'dur dedi. Peki şimdi dx yerine de ne yazacakmışız? Du yazacakmışız. O halde hemen şöyle bir bulduğumuz değerleri getirip yerlerine yazalım dostlarım şu kerataların. Ne olacak burası? X eksi 2 yerine u yazıyorum. İntegral içerisinde u küp oldu. Dx yerine ne yazıyormuşum? Du. İşte bakın integral daha basit bir hale geldi. U küpün integrali nedir? U üzeri 4 bölü 4 artı c'dir bir de arkadaşlarım. U'da neydi? X eksi 2. Demek ki x eksi 2 üzeri 4 bölü 4 olacak. Yani Denizli şıkkımız doğru cevap gelecek. Şimdi 2'ye bakalım. Ne yapıyorum hemen şimdi 2'de? 1 eksi x kısmına u diyorum. Hemen türevini alıyorum her iki tarafın. Eksi dx eşittir du geldi. Şimdi getirip bu bilgileri de yerine yazarsak integral içerisinde 1 eksi x yerine u yazıyordum. U üzeri 5 çarpı dx yerine ne yazıyormuşum? Du. Ama eksi dx yerine. Hadi bu eksiyi karşıya gönderelim. Eksi du olsun. Dx yerine de eksi du yazıyormuşum. Du'yu burada tuttum. Eksiyi de dışarıya saldım arkadaşlar. Peki bunun integrali nedir? U üzeri 6 bölü 6 artı c. Bir de başında eksi var. Peki u neydi? 1 eksi x. 1 eksi x'in 6. kuvveti bölü 6 olacak. 1 eksi x'in 6. kuvveti bölü 6. Başında da eksi var. Evet, Bursa şıkkımız doğru cevaptır dedi. Geldim şuna. Şimdi ne yapıyoruz burada hemen? 3 x artı 1 eşittir u olsun. Türevini alıyorum. 3 dx eşittir du geldi. Yani dx dediğim şey neymiş? Du bölü 3'müş. Şimdi hemen yerine yazalım. İntegral, şurası u'ydu, u üzeri 5 çarpı dx yerine de du bölü 3, bölü 3'ü de 1 bölü 3 diye dışarıya attım. Şimdi integralini alalım. 1 bölü 3 başta dursun. U üzeri 6 bölü 6 artı c geldi. U neydi? 3x artı 1'in 6. kuvveti bölü 18 olacak. Evet, Adana şıkkımızda zaten cevabımız mevcut. Son soruya geldim arkadaşlarım. Şu 3'ü görmeyelim. 3'ü dışarıya atalım integralin dışına. Şimdilik öyle dursun. Şu içeriye de u diyorum ben arkadaşlarım. Neye u dedik? 1 eksi 2x'e u dedik. Türevini aldık hemen. Eksi 2 dx eşittir du oldu. Yani dx eşittir eksi du bölü 2 geldi diyebiliriz. Şimdi yerine yazalım. İntegral. 3'ümüz başta duruyor zaten. Şuraya u demiştik. U küp çarpı dx yerine de du bölü eksi 2. Bölü eksi 2'yi de dışarıya saldım. Şöyle oldu arkadaşlarım. Yani integralini alıyorum şimdi. Eksi 3 bölü 2 var çarpı u üzeri 4 bölü 4 var artı c. Eksi 3 bölü 8 yaptı bu da. Şimdi eksi 3 bölü 8 olacak bir kere. Bursa şıkkında var eksi 3 bölü 8. 1 eksi 2x'in de 4. kuvveti geldi. Evet, doğru. Bursa şıkkımız doğru cevaptır dedi. 16'yı hallettim, çevirdim, 17'ye geldik. Şimdi burada da yine aynı muhabbeti yapacağız. Yine değişken değiştireceğiz arkadaşlarım. Hemen şu integrali biraz daha düzgün yazayım ben. Şöyledir bak bu. X artı 2'nin
eksi üçüncü kuvveti çarpı dx diye yazılır bu Gobel. Şimdi şurada hemen x artı 2'ye u diyelim. X artı 2 eşittir u olsun. Bu durumda türevini alıyorum her iki tarafı. Dx eşittir du. Yani integrali yeni baştan yazıyorum şimdi. X artı 2'ye u demiştim. U üzeri eksi 3 çarpı dx'e de du demiştik. Alalım şu integrali. 1 arttıralım. U üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı c oldu. Eksi 1 bölü 2 başta dursun. Bunu da 1 bölü u kare diye çevirdim. Artı c. Yani eksi 1 bölü 2 u kare oldu. Eksi 1 bölü 2 u kare. İşte u da x artı 2 idi. Cevabım Bursa'dan çıktı dostlar. Geldim 2 numaraya. Şimdi bunu da önce bir yeni baştan bir daha yazayım. 1 eksi m'in eksi ikinci kuvvetidir çarpı dm. M'e göre integral alacağız şimdi dostlarım. 1 eksi m'e ne diyelim biz hemen? U diyelim. Türevini alalım her iki tarafın. Eksi dm eşittir du oldu. Demek ki dm yerine de şu eksiyi karşıya atarsam eksi du yazacağım. Yazalım. İntegralimiz 1 eksi m'ye u demiştik. U üzeri eksi 2. Dm yerine de eksi du yazacaktım. Eksiyi dışarıya saldım. Alıyorum integrali. Eksi başta u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c geldi. Şu eksi bu eksiyi artı yapsın. U üzeri eksi 1 yani 1 bölü u artı c oldu integralimizin sonucu. U neydi? 1 eksi m. O zaman 1 bölü 1 eksi m artı c yani Adana şıkkı doğru cevap geldi. Geçtim 3 numaraya. Şimdi şurada bir 1 bölü 2 var. Onu bir integralin dışına yazayım ben 1 bölü 2. Şunu da yukarıya 5x artı 1'in eksi 4. kuvveti diye yazalım dx. Şimdi 5x artı 1'e u diyorum ben hemen. Türevini alırsam her iki tarafı 5dx eşittir du. Yani dx eşittir du bölü 5 çıktı gobellerim. Şimdi integrali yeniden yazıyorum o zaman. Başta bir 1 bölü 2'miz var. İntegral içerisinde u üzeri eksi 4 oldu. Çarpı dx yerine de ne yazıyordum? Du bölü 5. Bölü 5'i de buraya atalım. 1 bölü 10 olsun burası. Şimdi integrali alabiliriz artık dostlarım. 1 arttırırsam u üzeri eksi 3 bölü eksi 3 oldu. Başta da 1 bölü 10 var. Bir de artı c'miz geldi. Şurası u üzeri eksi 3 bölü eksi 30 oldu. Artı c. 30'lu bir şey olacak arkadaşlarım. Ve eksi olacak. Evet cevabımız bu değil. Yok eksi olduğu için cevabımız Edirne geldi dostlar. Şimdi şunu biraz daha toparlarsan şöyle oluyor. 1 bölü u küp diye çevirdim. Bir de başında 1 bölü eksi 30 var. Eksiyi yukarıya verelim. Eksi 1 bölü 30 u küp. Yani Edirne şıkkının olduğunu gördük dostlarım. Peki geldik şuna. Şimdi yine 5'i dışarıya atacağım ben dostlar. 5 çarpım durumunda dışarıya salalım onu biz bir. Burada 1 kalsın. Şunu da yukarıya atalım kardeşim. Hatta şöyle yapalım mı? Bakın bu çarpanlarına ayrılıyor. 2'ye 2 diye ayrıldı. X artı 2'nin karesiymiş meğersem bu. X artı 2'nin karesinin bir de 3. kuvveti var dostum. X artı 2 üzeri 6 oldu burası. Bunu da yukarıya çıkartacağım. Şöyle yukarıda yapalım. Onu da yukarıda biraz yer açalım kendimize. Şimdi şöyle 5'i dışarıya aldık bir kere. İntegral. U x artı 2 üzeri 6 ya. Bunu x artı 2 üzeri eksi 6 diye ters çevirdim. Bir de dx var. Şimdi x artı 2'ye hemen u diyorum. Demek ki türevini alırsam dx eşittir du. İntegrali bir daha yazalım. 5 çarpı u üzeri eksi 6 çarpı du. Bunun da integralini alırsak 5 çarpı u üzeri eksi 7 bölü eksi 7. Yani bir satır daha düzenleyelim. Ne olacak burası? 1 arttırıyorum. Eksi 7 değil, eksi 5 oldu tabii ki. Orada bir hata var. 1 arttırdığımız için eksi 5 oldu. Şu 5'ler de gitsin arkadaşlarım. Eksi 1 bölü çarpı
1 bölü u üzeri 5 artı c geldi. Yani eksi 1 bölü u üzeri 5 çıkacak arkadaşlarım. Eksi 1 bölü u üzeri 5 Denizli şıkkımızda mevcuttur. Bunu da gömdük böylelikle. Şimdi geldik 18 numaralı köşe taşına. Evet, şimdi burada da dostlarım yine büyük kuvvetler var ama bu sefer de dostlar şuna dikkat etmenizi istiyor buradaki köşe taşımız. Şimdi iki tane çarpım durumunda ifade var. Bunlara bir bakın. Biri diğerinin türevi mi diye bakacaksınız ki şu büyük olan kuvvete, büyük olan ifadeye hemen bir u diyelim. Yani büyük olandan kastım da şu arkadaşlar. Derecesi büyük olana u diyelim hemen. X kare eksi x eşittir u olsun. Türevini alıyorum her iki tarafın. 2x eksi 1 çarpı dx eşittir du oldu. Bakın bunun türevini aldığımda türevi de fonksiyonun içinde, integralin içinde olduğundan dolayı çok kolay bir değişken değiştirme yapacağız şimdi hemen arkadaşlarım. Şimdi biz buna ne demiştik? U. O zaman integral şöyle oldu. U'nun küpü oldu çarpı şurasını ne bulduk dostlarım? Şu ikisinin çarpımını du dedik. İşte du. Bunun da integralini almak çocuk oyuncağı. U üzeri 4 bölü 4'ten artı c de geldi. U neydi? X kare eksi x. X kare eksi x'in dördüncü kuvveti bölü 4. Adana şıkkımız da mevcut. Şimdi hemen ne yapıyormuşum ben? Büyük olan kuvvete bir u diyormuşum. X küp eksi 5 dediğim ifadeyi u diyelim. Bakalım türevi fonksiyonun içinde var mı? Alalım türevini. 3x kare dx yapar eşittir du. Peki şuradan da x kare dx eşittir du bölü 3 çıktı kardeşlerim. Ve bakın zaten benim bir de şuraya u dersem x kare çarpı dx kalıyor burada. X kare çarpı dx yerine de ne yazabiliyormuşum? Du bölü 3 yazabiliyormuşum. E şimdi hadi bu bulduğumuz değerleri hemen getirip integralin içerisinde yerlerine yazalım goberler. Yazıyorum dostlarım. İntegral yeni hali şöyle olacak. Evet, integral içerisinde x küp eksi 5'e u demiştim. U üzeri 4 oldu. Çarpı x kare ile dx'in çarpımını da du bölü 3 buldum. Du bölü 3'ü de 1 bölü 3 diye dışarıya saldım. Şimdi integrali alalım. 1 bölü 3 çarpı u üzeri 5 bölü 5 artı c. Yani ne oldu? U üzeri 5 bölü 15 artı c. U neydi? X küp eksi 5. X küp eksi 5'in 5. kuvveti bölü 15 olacak. X küp eksi 5'in 5. kuvveti bölü 15 Bursa şıkkında var. Şurada bakın 4. kuvveti olduğu için Ceyhan'ı da gördüm ama 15'ini yok. 4. kuvvet olduğu için almadık onu. Şimdi gelelim buna. Şimdi büyük dereceli olan şu. Hemen bunun bir x kare artı x artı 1 ifadesine u diyelim. Bir türevini alalım. 2x artı 1 geliyor. Dx eşittir du. Şimdi var mı 2x artı 1 çarpı dx diye bir şey? Bu tam olarak yok ama bakın şurayı bir 3 parantezinde yazarsanız 2x artı 1 çarpı dx de buradan geliyor. Şu 3'ü başa alalım. 3'ü başa aldım. Bakın neler oldu arkadaşlarım. Şimdi şurası şu ifade, şu ikisinin çarpımı daha doğrusu direkt du oldu. İntegral içerisinde du. Bir de yanında ne var? Bölüsünde daha doğrusu u kare var arkadaşlarım. Şuraya çünkü u demiştim ben. Başında da 3'ü almayı unutmadık. Hadi şimdi integralini alalım bunun. Bir satır daha düzenleyeyim, öyle alayım. U üzeri eksi 2 çarpı du demektir. O da u üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Bir de başında 3 çarpı var. Şu eksiyi buna verirsek eksi 3 çarpı 1 bölü u artı c sorumun cevabı. Eksi 3 bölü u. Eksi 3 bölü u Edirne şıkkındaki cevap doğru cevaptır dostlar. 4 numaraya geldik. Bakalım bu ne diyor? Şimdi f'in küpü var burada. Hadi gelin f'in küpüne, daha doğrusu fx'e, küplü olan ifadeye biz u diyelim. Her iki tarafın türevini alalım. F'in türevinde x çarpı dx eşittir du oldu. Şimdi şurayı da bir daha bir satır bir daha düzenlersek şöyle bir şey olacak.
f'in türevinde x çarpı dx neydi? du. Bölü f'de x'e ne dedim ben? U dedim. O yüzden u'nun küpü geldi. Birazcık daha düzgün yazayım ben bunu. U üzeri eksi 3 du çıktı. U üzeri eksi 3'ün integralini alıyorum. U üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı c geldi. Bu da eksi 1 bölü 2 dursun. Bu da 1 bölü u kare demektir artı c. Yani eksi 1 bölü 2 çarpı u yerine ne yazacağım ben? Çarpı fx yazacağım arkadaşlarım. F kare x artı c olacak. Eksi 1 bölü 2 f kare x. Eksi 1 bölü 2 f kare x Denizli şıkkımızda mevcut. Cevabımız Denizli'den çıktı. Evet, 19 numaradayız dostlar. Bakalım burada neler yapıyorum, bir görelim şimdi. Şimdi burada da köklü bir ifade var. Ama köklü ifadenin içinde bir fonksiyon var. Bakın ne yapıyorum. Şu içindeki, kökün içindeki fonksiyona u diyeceğim dostlarım. 3x eksi 1'e u derseniz her iki tarafın türevini alıyorum. 3dx eşittir du çıkar. Yani dx eşittir du bölü 3 çıkar. Şimdi gelin bunu bir daha baştan yapalım şöyle integrali. İntegral içerisinde kök u çarpı dx yerine de du bölü 3, yani 1 bölü 3'ü de buraya dışarıya attım. İşte bakın göze daha hoş gözüken bir integral oldu. Hatta bunu da üslü ifade şeklinde yazayım ben. Şöyle u üzeri 1 bölü 2 du oldu. Alalım bu integrali. 1 bölü 3 başta çarpı u üstünde 1 eksiltiyorum. Eksi 1 bölü 2 bölü eksi 1 bölü 2 artı c. Şimdi şu eksi 1 bölü 2'yi ters çevirip çarparsak eksi 2 olur buraya gelir. Bir de 1 bölü 3 ile çarptım. Eksi 2 bölü 3 çarpı negatif kuvvet olduğu için 1 bölü diye yazdım. U üzerinde 1 bölü 2, o da kök u demektir artı c. İşte cevabımız bu. Eksi 2 bölü 3 olacak arkadaşlarım. Bir kere eksi 2 bölü 3'ümüz olacak. Başka eksi 2 bölü 3 hiçbirinde yok. U yerine de ne yazıyorduk? Şurada bir yerde bir hata mı yaptık acaba biz? Şimdi bir daha yapalım. 3x eksi 1'e u dedik. 3dx eşittir du oldu. Dx eşittir du bölü 3 geldi. Hemen buraya u yazalım. Kök u olur. Dx yerine de du bölü 3. 1 bölü 3'ü dışarı aldım. U üzeri 1 bölü... Lan 1 arttırıyoruz ya. 1 azaltma nereden çıktı? Bu türeve gidiyoruz sürekli kafamız. 1 arttırıyoruz buraya arkadaşlarım. 2... 3 bölü 2 oldu burası. Şurası 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 oldu burası da tabi. Ters çevirip çarptığımda 2 bölü 9 gelecek. Burası da u küp, kök içinde u küp oldu. Tamam, şimdi oldu. 2 bölü 9, tamam, 2 bölü 9'umuz var. Kök içinde u küp Adana şıkkımızda mevcut arkadaşlarım. Doğru cevap Adana. Şimdi şuna bakalım. Artık yavaş yavaş yapalım arkadaşlarım bunu da. Şurada biraz da yer açayım kendime, ben sileyim şurayı. Yavaş yavaş yapayım ki siz de iyice anlayın. Şimdi dostum, kökün içindekine u diyeceğiz dedik. Hemen x kare artı 1 eşittir u. Türevini alıyorum. 2x dx eşittir du. Bana x çarpı dx var sorunun içerisinde. O yüzden 2'den kurtulayım. X çarpı dx eşittir du bölü 2 geldi. Şimdi integrali bir daha yazıyorum baştan. İntegral kök içinde x kare artı 1 kök u demektir. Çarpı dx çarpı x. Ona da ne demiştik? Du bölü 2. Du bölü 2'sini de 1 bölü 2 diye dışarıya sal. Şimdi bu hale geldi. Hemen integral alalım. 1 bölü 2. Hatta ilk önce integrali şöyle bir üslü ifadeye çevireyim ben. Şimdi integral alayım dostlarım. 1 bölü 2 çarpı kuvveti 1 arttırıyorum dostlarım. 3 bölü 2 yapıyor. U üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 artı c. Şimdi şuna ters çevirip çarparsam 2 bölü 3 diye çarpılır. İkilerde giderse 1 bölü 3 çarpı u üzeri 3 bölü 2, yani u küpün kare kökü artı c. Hangi şıkkımızda var bakalım. 1 bölü 3 olacak, bölü 3 olacak, bölü 3 bölü 3.
Kök içinde U küpü olacak. Bursa şıkkında var arkadaşlar. Doğru cevap. Şuna geldik. Şimdi hemen 4x artı 1 eşittir U dedim. İnt türevini alıyorum. 4dx eşittir du. Demek ki dx eşittir du bölü 4 geldi. Şimdi bunu da şöyle yerine yazalım. İntegral içerisinde 1 bölü kök u çarpı dx. Yani du bölü 4 bölü 4'ü de 1 bölü 4 diye dışarıya attım. Bir satır daha düzenleyelim. 1 bölü 4 integral u üzeri 1 bölü 2'dir. Yukarıya çıkarttığım için eksi 1 bölü 2 oldu. Du. Şimdi integrali alalım. 1 bölü 4 çarpı 1 arttırıyorum. U üzeri 1 bölü 2 yaptı. Bölü 1 bölü 2 artı c. 1 bölü 2'yi 2 bölü 1 diye ters çevirdim. 2 bölü 4 oldu burası. Yani 1 bölü 2 çarpı u üzerinde 1 bölü 2. O da kök u demektir artı c. Bakalım hangi şıkkımızda var? Kök u bölü 2. Ceyhan şıkkımızdaki cevap doğrudur dedi. Ve geldim şu sorumuza arkadaşlarım. Hadi bunu da bir halletmeye çalışalım. Şimdi burada da ne yapacağız? Şuradaki içerideki ifadeye bir u diyelim dostlarım. Yine şurada ben kendime bir yer açayım arkadaşlar. Bu da biraz yer kaplayacak gibi duruyor. Şu içerideki ifadeye u diyorum. Yani x küp eksi 2'ye ben bir u diyeyim dedim. Peki hemen türevini alalım. 3x kare dx eşittir du. Bu durumda x kare çarpı dx eşittir du bölü 3 geldi. Şimdi yerine yazıyorum bunları. İntegral. Şurası u'ydu. Kök içinde, küp kök içinde u kare oldu. Çarpı dx ile x karenin çarpımı da du bölü 3. Bölü 3'ü de dışarıya saldım. 1 bölü 3 diye. Şimdi bunu bir daha şöyle bir üslü sayı diye yazalım. U üzeri 2 bölü 3'tür. Çarpı du. Hemen integrali alıyorum. 1 bölü 3 çarpı u üstünde kuvveti 1 arttırdım. 3, 5 bölü 3 oldu. Bölü 5 bölü 3 artı c. Şu 5 bölü 3'ü 3 bölü 5 diye ters çevirdim. 1 bölü 5 kaldı burada. 1 bölü 5 u üzerinde de 5 yazacak. 3. dereceden kökün içinde olacak. Bir de artı c'miz var tabii ki. Şimdi 1 bölü 5 olacak. 1 bölü 5 ya bu. 1 bölü 5 olacak dedik arkadaşlarım. Ya bu ya bu. 1 bölü 5, 5. küp doğrudur. Edirne şıkkımız doğru cevap gelecek. Burada durdum arkadaşlar. Şimdi bir şarj edilmesi lazım kameranın. Kendi kendine durup duruyor zaten. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşürüz goberler.